Merhaba sevgili birinci sınıf velileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Evladı birinci sınıfa devam eden velilerden çok sık duyduğumuz bazı cümleler var. Onlardan birisi de şu. Benim çocuğum harfleri tanıyor ama bir türlü birleştirip kelimeleri okuyamıyor. Okumaya henüz geçemedi. Ne yapmalıyım diye böyle bize zaman zaman soruyorlar. Size bu konuda bir egzersiz göstereceğim. Hem okuma olarak hem de yazma olarak. Şimdi ne yapmalıyız? Şöyle yapmalıyız. Ben burada örnek bir metin hazırladım. Burada belki henüz öğrenmediği harfler de olabilir ama böyle metinlerde öğrenmediği harfleri de öğrendiklerine bakarak aslında çabucak çıkarıyor kendileri. Kelimeyi bütün olarak düşündüklerinde. Şöyle yapmalıyız. İlk önce ben başlıktan başlayacağım. Mesela burada kış kelimesi var. Şöyle yapıyordum ben genellikle. İlk önce şu harfi gösteriyorum çocuğa. K Kı. sonra ikisi beraber diyorum. Yanına ı geldi diyorum. K. K ı. K. Sonra bir de bunu katlıyorum. K K ı. K Sonra hızlıca okutuyorum. Kış. Kış. Sonra diğer kelimeye geçiyorum. Mesela şunu gösteriyorum. B. Yanındakiyle beraber söyle diyorum. A geldi. B. A. B. A. Ne oldu? Bağ. Sonra diğeri de bakıyor zaten aynısı ba. Sonra hepsini beraber söylemesini istiyorum ba 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 ba. O zaman e, çocuk öğrenci anlıyor ha burada baba yazıyor yani bilerek okumaya başlıyor. Sonra devam ediyoruz bakın yine devam edelim a zaten bunlar tek başına a a. Sonraki kelime bakın bir tanesini gösterdim b a geldi diyorum ba. O zaten yavaş yavaş artık birleştirmeye başlıyor. B, A, ba. Bunu da ona ilave et diyorum. Ba, k. Ya da şöyle yapıyorum bakın parmaklarımla göstereyim. Şöyle bu gösteriyorum. Yanına A geldi diyorum. Ba. Sonra bunları kapatıyorum. Şunu oku bakayım diyorum. K. Bir daha söyle. Ba, k. Ba, k. Ne yapıyor? Üçünü birleştirir şimdi diyorum. Bak. Kendisi kelimeyi birleştirmiş oluyor. Devam edelim. Birkaç tane daha göstereyim. Söyle bakalım diyorum. G. G. Sonra E geldi. G. Bir de bunu yapıştır diyorum. G. Gel, gel. Ne oldu diyorum. Gel. D. I. D. I. Ne oldu? D. Beraber okuyalım şimdi diyorum. Gel. D. Di. Gel. Di. Evet bir de şunu söyleyeceğim burada. Örneğin bazen anneler babalar şu yanlış yapıyor. İşte buradaki harfi gösteriyorsunuz. Okulda bunu k olarak öğreniyor öğrenci. Ama sen buna evde k dersen işte orada yanlış. Çünkü yanına ı gelince k oluyor. Bu tek başına k diye okunmaz. Tamam biz harfleri söylerken a, b, c, ç diye söylüyoruz ama buradaki bu harften çıkan ses k değil. Bu harfin sesi k. Zaten tek başına sesi çıkmadığı için biz bunlara sessiz harf diyoruz. Mesela ı harfi kendi başına sesi çıkan bir harf. O yüzden ünlü harf. Sesli harf yani. O yüzden siz evde çalıştırırken buna K demeyin. K deyin. Sonra I geldi. Kı. Kı. Şimdi bunu söyle diyoruz çocuğa. Ş. Şimdi oku bakalım. Kı. Ş. Kı. Ş. Ne oldu? Kış. Evet bir sıra daha egzersiz yaptıracağım. Sonra da yazıyı yani nasıl yazdırmalıyız onu göstereceğim. Şurayı da yapalım. Mesela s, ı, s, ı. Ne oldu? sı Bir de bu var. R. S, r. Sır. Devam edelim. T, ı, t, ı. Ne oldu? T, n, t, n, t, n. Sır, t, n. Devam et diyorum öğrenciye. D, a, d, a da. Şimdi hepsini beraber okuyalım diyorum. Sırtın da. Sırtın da. Devam edelim. Biraz şöyle düzeltelim. K a. K a. K. -a. K -a. L ı. L n. L, L, L n. K A. Sonra diğer rengi geçiyoruz. Bu renkli olmasa da siz hecelere göre bu şekilde ilerlersiniz. Bu A, B, A. Ne oldu? Ba. A, ba. A, ba. S, I. S, i. Ne oldu? S. A, ba, S. Şimdi yazdırırken tabi sadece okumak yetmez. Yazmak da gerekiyor. Öğrencinin öğrenip öğrenmediğini zaten biz yazarak anlıyoruz. Mesela şuradaki cümleyi ona bakmadan işte kağıdı kapatacaksınız. Başka bir boş bir deftere söyleyeceksiniz. Bakalım yazabiliyor mu? Mesela şuradaki cümleyi. Söylerken de ilk önce öğrenciye kelime olarak söyleyin. Bakalım ne yapacak. Örneğin elinde deyin. Elinde olarak yazamadı. Takıldı şimdi e yazdı. Gerisini düşünüyor. O zaman hece hece harf harf söylemelisiniz. Mesela ben şöyle yapardım öğrencilerime. E derdim. Çocuklar yazar e harfini. Yazalım. Sonra diğer heceyi söyleyeceğim. Lin derdim. ''Lin'' dediğimde bazı öğrenciler yazıyor. Bazıları takılıyor yine. O zaman şunu yapıyorum. ''Lin'' diyorum. ''Lin'' Eğer o şekilde de yazamıyorsa şöyle yapıyorum. ''L'' i ''Li'' ''Li'' diyorum önce. Öğrenci bu sefer ''L'' anlıyor. Yanına i geleceğini de anlıyor. ''Li'' n. bunu da yapıştırın diyorum. ''Lin'', e, lin. Sonra ''D'' yazın diyorum. Mesela bazı öğrenciler sadece şunu yapıyor ve bırakıyor. D yazdığını zannediyor. Ama şöyle diyorum sonra. Bakıyorum eksikler var. O zaman D, E, D, D, E, D deyince ha buraya E geleceğini anlıyor. Ve sonra yazdığını okutuyorum. E, lin, Tamam. Şimdi devam edelim. Diğer kelimeyi yazdıracağım. Ne yapıyorum? Koca diyorum. Heceleyerek söylüyorum. İşte sınıftaki öğrenciler yazıyorlar. Bazıları takılıyor. O zaman ne yapıyorum? Ko diyorum. Şöyle yapıyorum. K o diyorum. Ko. K o. Ko. Yazın bakalım öğrencilere bu şekilde söylüyorum. K o. He. Buraya o geleceğini anlıyor. Ko. Sonra ca diyorum. C a diyorum. C a. Ca. Koca. Devam edelim. Şu kelimeyi de yazıp başka şeyler de söyleyeceğim. S, o yani so diyorum. So, s, o, so. So yazdık. Sonra p, a, pa. P yazıyor öğrenci. A, pa. So, pa. S, s. Si. So, pa, s. Si. Cümlemiz bitti. Sonra birkaç kez okutuyoruz. Elinde koca sopası hece hece söyletiyoruz. En sonunda da cümleyi tamamen. Elinde koca sopası. İşte bu şekilde okuma ve yazma egzersizleri yaparsanız özellikle okuma kitapları vardır küçük küçük. O kitaplardan öğrendiği harflerle ilgili bu şekilde harf harf ama dediğim gibi seslerine dikkat ederek ona okuma egzersizleri yaptırırsanız çok kısa sürede hemen artık bilmediği kelime bile şey bilmediği harf bile geldiğinde hemen onu kendisi cümlenin gelişinden çıkarıp örneğin yumuşak y harfini öğrenmedi ama siz söylerken zaten o çıkaracak. Mesela d a diyecek dağ dağ l a r dağlar o zaman bu yumuşak y harfinin söylenişini zaten okumuş olacak. Örneğin bakın şurada bir v harfi var bakın y a dediniz ya yav. Ruh. Ha Buradaki V harfinin V olarak sesini anlamış olacak. Bir de şunu söylemek istiyorum. Okuma yazma çalışmaları yaptırırken çok sabırlı olmanız gerekiyor. Ona kızmamanız gerekiyor. Mesela oturdunuz çalışma yapıyorsunuz. Cümleyi okumaya başladınız. E, söylüyorsunuz ama olmuyor bir türlü. O anda e, kavrayamıyor. E, siz de yavaş yavaş tabi sabırsızlanmaya başlıyorsunuz. Hepimiz insanız. Etten kemikten yapıldık. Herkesin bir sabrı var. Ama kesinlikle ona belli etmeyin. Biraz daha bakın, çalışın. Baktınız olmuyor. O zaman şöyle deyin. Biraz ara verelim. Sen git hadi biraz oyna deyin. Siz de o arada biraz nefes alırsınız. Bir kendinize gelirsiniz. Çünkü e, okuma yazma çalışmaları ve diğer çalışmalarda yani öğrencilere kesinlikle kızmamak lazım. Onları teşvik etmek lazım. Yüreklendirmek lazım. E, güzel sözler söylemek lazım. Aa evet çok güzel okudun. Aferin. Tebrik ediyorum, çok iyi okuyorsun, sen gerçekten çok çalışkansın gibi sözlerle okumasa bile, yani okuyamasa bile onu cesaretlendirin. Nasılsa okuyacak yani, bunun acelesi yok. O yüzden acele etmeye de gerek yok. Çünkü siz eğer ona kızarsanız, o anda bağırırsanız, sinirlenirseniz, sizin sinirlendiğinizi görürse, bu sefer kendine güvenini kaybeder ve bu eğitim hayatı süresince bu güvensizlik onu tedirgin eder ve İlerleyen zamanlardaki diğer sınıflardaki çalışmalarına da etki eder. O yüzden birinci sınıf çok önemli. Çocukların penceresinden de bakmak lazım. Onlar daha küçücük bir çocuk. 6-7 yaşında bir çocuk. Daha oyun çağından yeni geldiler yani. Bu işler çok ciddi işler onlara göre. Zor işler. O yüzden o zor işlerde onun yanında olun yani. E, buradaki metni ben şöyle e, videoyu küçültüp şöyle bir göstereyim bu şekilde buradaki metni isterseniz burada durdurup e, videoyu durdurup buradaki metni okutabilirsiniz bunun devamı da vardı ama ben hepsini almadım e, bu şekilde okuma e, okuma egzersizleri yaptırırsınız Umarım sizlere yararlı bir video olmuştur her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar diliyorum başka videolarda görüşmek ümidiyle hoşça kalın